Günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz, neşeniz yerindedir inşallah. Bizlerin de öyle, çok şükür Allah'a. Çayı artık çok demliyorum. Biraz daha fazla, yani şöyle bir iki kaşık fazla koyuyorum artık çayı. Çünkü çocuklar da çayı seviyorlar. Gün içerisinde içmek istiyorlar arada bir. Mesela ben hani kahvaltıdan sonra ev işlerini falan toparladıktan sonra içiyorum ya. Onlar da istiyorlar. Yanında böyle çikolatalı ekmek veya bisküvi falan işte bir şeylerle. O yüzden ben de artık çayı biraz fazlaca demliyorum. Yoksa yetmiyor. Hemen şuradan arkadan suyumu doldurayım. Çayımızı altını da hafif açıyorum. Çayımız burada demlenene kadar içerleri toparlayalım, kahvaltı falan hazırlayalım. Çamaşır makinamız her günkü gibi, her sabah olduğu gibi görevinin başında, maşallah, subhanallah. Gene yıkıyor koyduklarımı. Çarşaf falan koydum. İşte ailenin yatağının nevresimin örtüsünü, çarşafını falan koydum. Yastık kılıfları falan vardı. Onlar yıkanıyor. Onlar çıktıktan sonra şurada Ali'nin iş çamaşırlarını getirmiş iş yerinden. Onları koyacağım. Alper canlı derste. Dersi olanlar erken kalkıyor. Saati kuruyorlar akşamdan. Yaz, bunları kim döktü Alper? Akşamdan kalma mı bu? Aa, ama akşam topluyordunuz biz en son yukarıya çıkarken. Öyle mi olmuştu? Neyse, toplarız birazdan artık. Ha, tamam. Da orada. Yakup Paşa'mızın yanına bir gidelim bakalım. Yakup Paşa. Yakup Paşa. Günaydın. Günün aydın olsun. Sabah şekerim. Sabah şekerim benim. Şöyle bir arkadaşlara bir günaydın de bakayım. Yakup. Sarı kıvırcığım benim. He? Almış gene eline küçük oyuncakları almış. Bak şunu almış. Sabah sabah ne yapıyor arkadaşlar? Küçük bir matkap, küçük bir testere almış bunları eline. Şey yapıyor. Yap bakayım Yakup, ablalar görsün. Sabah sabah ne güldüm. Almış küçük oyuncak testereyi, matkabı eline. Bir de ağzıyla ses yapıyor. Vıyyyy yapıyor. Yani matkapla bir şeyler kesiyormuş, deliyormuş. İşte testereyle bir şeyler kesiyormuş falan. Ha. Hadi şu araba, şunu bir kessene. Şunu bir kessene. Testereyle bir kessene onu. Ha. Kesmeyecek mi? Senin o pambuk pambuk ellerini yerim ben. Çorap ablası, çoraplarını akşam burada bırakmıştık. Nerede? Yatmaya çıkarken buradaydı. Ben de o yüzden yukarıdan çorap giydirmeden dedim, çorabı aşağıda, dünkü çorabı onu giydiririm gene diyordum. Yok çorabın Yakup. Hadi git. Aytu abi de kalkmadı zaten. Hadi git hem Aytu abiyi kaldır, uyandır, çağır. Annem kahvaltı hazırlıyor de. Hem de çekmeceden kendine çorap al gel. Hadi oğlum. Tamam mı? Yakup. Ben de şuraları toparlayayım bari. Gerçi bu odada çok toplanacak bir şey yok. Akşam burayı toplamıştım ben. Hayır, ben toplamıştım. Yok da, ama dağınık değildi ki kızım, akşam buraları biraz toplamıştık.
yatmaya çıkmadan öbür odayı da topluyorduk ama öbür oda geri artık ben çıktıktan sonra mı dağıtmışlar bilmiyorum. Orayı geri dağıtmışlar. Neyse sorun değil. Toparlanır. Dün akşam yapmıştım ya. Evet de. Herkes tertemiz yapmış. Evet o ha. Onu diyorsun sen. Evet. Dün çok güzel pırıl pırıl yapmıştın ortalığı kızım. Gel kendini saçlarını. Şuraya gel. Ay çekin bir deli olmasın herhalde. Otur şöyle yere sen de. Yere otur. Yok. Hadi Yakup gel. Şöyle dizlerimin üzerine şey yapaydın. Efendim oğlum. Evet onun düğmesini özür dilerim. Düğmesini dikeceğim ben. Annecim bak. Ne o? Ha oraya mı gitmiş? Niye almadın? Sen şöyle bu tarafa gitsene. Niye çorap getirmedin? Tamam şöyle dön. Ama sen düz durmuyorsun. Kafan niye oynuyor sürekli? Durur musun? Saçını bozuyorsun. Birazdan gevşer o, merak etme. Geçen ailenin saçlarını biraz kesmiştim banyoda. Evet. Tamam çekeriz ayol. Saçımı alalım. Bunu da alalım şuradan. Dur oğlum. Çocuklarını giydirelim. Üşümesin. Ay, sıkın. Çok güzel. Çok. Ay çok. Oy çok güzel oldu oğlumun küçük ayakları. Ben çok seviyorum bu minik ayakları, çok seviyorum ben böyle hep öpüyorum bu ayakları. Öpesim bildiğini. Ona da mı giydirelim? Aa bunun çorapları yok ama. Ay kurban olurum ya, kendi çorabını çıkarıyor bebeğe giydirmek için. Ay kurban olurum kuzu, merhametli bebeğim benim. Tamam dur. Tamam sen tut bunu, oturttur bunu böyle. Senin çorapları şimdi ona giydireceğiz. Ha giydirdik. Sen üşürsün şimdi. Tamam bak giydirdim. Ama senin ayaklar üşüyecek şimdi. Bak. Gel bakalım şöyle üstünde. Hadi gel şimdi sana giydirelim geri o çorapları, olur mu? Hadi. Evet aferin oğluma. Hadi otur buraya Yakup. Yakup. Yerde mi yapsak kahvaltıyı? Acaba karar veremedim. Dolaptan kahvaltılıkları falan da bir çıkarayım. Yerde yiyelim bu kahvaltıyı. Hani taze ekmek almış sabah. Somun ekmeği. O da çıtır çıtır şey oluyor. Çok dökülüyor.
aslında Ali ile benden başka yiyen yok evde. Çocuklar yemiyorlar. Tereyağımız da az kalmış. Bende de bir alışkanlık, peyniri hayatta yıkamadan yiyemem. Aa, bugün şu an kahvaltıda yalnızım, o yüzden fazla şey yapmıyorum. Çünkü Ali çarşıda işleri var. Sabah kalktı o. Erken kalktı. Ekmeğimizi falan aldı geldi. Çarşıya gitti. Şimdi arayacağım. Kahvaltıda yetişir mi yetişmez mi? Olmazsa ona gelince yeniden hazırlarım ama bir arayayım bakalım ne yaptı ne etti. Çay var annem. Başka soğuk çaklar mı? Yok. Ali de kahvaltıya yetişti. Tam masayı hazırladım. Masayı diyorum ya. Sofrayı hazırladım böyle yere. Ali de şimdi geldi. Kayna nasıl? Ne çok seviyor. Ne cezası yiyeceğiz ya sen de. Abartıyorlar. Bu millet bir abarttı bu vergi olayını. Çok acıkmış. Düşecek şimdi. Tut çocuğu. Oğlum ya ağzın yani otur. Ali vergi dairesine gitti sabah da bu vergi olaylarını araştırıyor. Dur bakalım bir kahvaltımızı yapalım bakayım ne demiş ne etmiş konuşuruz.
şöyle bir ice tea almış, soğuk çay. Vallahi Alper için alıyorduk. Yakup da bunun müptelası oldu. Çok seviyor bunu Yakup. Şöyle 3 kutu da süt almış. İki tane piliç acılı kebap köfte almış. Şöyle 3 tane sucuk, tombik sucuk almış. Bir tane Sahiley çikolata almış, Saralle. Bir tane de Berk Gold Ceylan Berk çay almış. Sri Lanka çayı. Bir de şöyle de Lipton, Doğu Karadeniz Lipton çay almış. Çayımız bitti. 2-3 demlemelik çay kalmış. O gün demiştim Aliç markete gidersen çayı unutma demiştim. 1 kiloluk Lipton. Bunun fiyatı ne kadarmış hemen sizlere bakıp söyleyeyim. Belki markete çıkamayanlarınız vardır. Bilginiz olsun. Öncelikle bu alışveriş 128 lira tutmuş. Çay da ne kadarmış? 1000 lira. 31.90'mış arkadaşlar. Bu Lipton 30 Doğu Karadeniz çay 1000 gram yani 1 kiloluk 31 lira. Hangisi? Evet. Evet. Bu 31 lira. Şu da bu ondan daha pahalı arkadaşlar. 400 gramı 37.90 lira. Aradaki farkı görüyor musunuz? Bu 1 kiloluk 31 lira. Bu 400 gram 37 lira. Evet. Arada bayağı bayağı fark var. Yani. Sri Lanka çayı diyor. Bu Sri Lanka'dan geliyor demek ki. Ondan herhalde bu kadar pahalı. Alışverişimizde 128 lira tutmuş. Bakalım. Şu iced tea ne kadar? Iced tea'yi Alper bu ara müptelası oldu. Çok içiyor bu ara. Buzlu çay 1 litre 2.45'miş. 2 tane almıştı. Bir tanesi kahvaltıda bitti vallahi. Alper ne kadar kaldı? Bir bardaklık falan kalmış içinde. Alper 2-3 bardak içti. Yakup da içti. Vallahi bitirdiler bile. Maşallah seviyorlar. Vallahi evi süpürdüm. Ama Ali kahve yap diye tutturdu. Bulaşıkları daha yıkamadım. O da kahve yap diye tutturunca artık hadi dedim bulaşığı da kahveden sonra şey yapayım. Bu ara ben ikide bir değiştiriyorum bu kavanozları. Buna kahve koyuyordum. Sonra şeker koydum, kahveyi buna koydum. Bir karar veremedim yani. Neyse. Fincanlarımı da hazırlayalım. Soğuğu bayağı bir kesiyor yani. Biz şimdi onu konuşuyorduk Ali'yle. Yani şimdi bakın yerler hiç soğuk değil yani. Yani halı olmayan yerler hiç soğuk olmuyor. Dışarısı ama dışarısı şimdi buz gibi. Şimdi pencereyi açtık da Yakup biraz dışarı çıktı. Dışarısı buz gibi. Güneş açtı ama güneş hiç ısıtmıyor yani. Yok dağlara kar yağdı. Karın soğuğu var. Karın soğuğu şehre vuruyor artık. Yani şu anda içeri klima açılmadan yaz. Şey, soturabiliyor yani. Evet şu an klimayı çalıştırmıyoruz. Daha öyle soğuk da yok yani. İçerisi güzel. Gayet demek güzel. Ki binanın ısı yalıtımını güzel yapmışlar. Isı yalıtımın çok faydası var yani. Evet. Artık camlar çift cam olmasına evet. Bayağı faydası var. Bir de camlar yani. Çift cam olduğu için de soğuk geçirmiyor. Öbürü de orası illa ki canım orası.
üstü çok soğuk oluyordu. Yani çatı da üstü, çatı ama çatının da bayağı faydası varmış yani, o kadar soğuğu geçirmiyor yani. Evet. Üst kat da soğuk olmuyor. Bizim ev Allah'a çok şükür ya soğuk olmuyor. Çok soranlar oluyor. Evin soğuk olmuyor mu? Nasıl ısıtıyorsun falan diye soranlar oluyor da. Biz de merak ediyoruz. Kışı işte gerçekten. Düşünüyoruz ısınarsınız diye de. Yani yok çok şükür. Tek bir klima alt katı komple ısıtıyor yani. Tek bir klima komple ısıtıyor. Vallahi üst kat da soğuk olmuyor. Çok şükür Allah ya. Allah'ın gönlümüze göre verdi. Yani böyle olursa doğalgaz bağlatmamsa bile gerek kalmaz yani. Hiç yani o, gerek yok. Niye 10 bin lira doğalgaza şimdi para vereyim ki doğalgazı yani bağlatmaya? Dışarısı buz gibi yani, evet. 1 derece 2 derece var herhalde. Sen şu vergi dairesinde ne yaptın anlatsana. Vergi dairesinde ne yaptık, bir şey yapmadık. Şimdi Ali bugün sabah kalktı vergi dairesine gitti. Evet, direkt bu işte YouTuberların vergi ödemesi bilmem ne, bu biliyorsunuz gündemde çalkalanıyor da millet tutuştu korkudan. Allah'ım nedir bu YouTube vergisi diye Ali dedi ki gidin bakayım şu vergi dairesine bir sorayım dedi. Ne oluyor? 4 tane, 5 tane vergi dairesi, 5 tane hepsi tek tek çekip sordum. Gel bu tarafa gelsen. Yani hiçbir bilgisi yok. Nasıl oldu, nasıl olacak, hiçbir bilgi yok. Ellerinde bir yazı gelmemiş, hiçbir şey gelmemiş yani. Yani bizim buradaki vergi dairelerinin, yani haberi yok şu anda. YouTuber'ların vergi ödeyeceğine dair bir bilgileri bile yokmuş. 4 tane vergi dairesi gezdim diyor. Hiçbirinden bir bilgi alamam. Hiçbirinde bir bilgi alamadım. Yok yani, bilgiler yok. Ancak bunu ya... Elimizde yazı gelmesi lazım diyor. Yazı gelecek yerde şu anda bir şey gelmedi öyle bilgi diyor. Ancak diyor araştırmamız lazım diyor. Araştıracağız diyor. Sonra geleceksin diyor yani. Araştıracağız, bakacağız. Hani biz de dedik, biz 1,5 senedir YouTube'dayız. Yani 1,5 senedir YouTube'dayız ve 1 senedir bir kazancımız var. Tabii ki ilk 6 ayda olmadı. 1 yıldır kazancımız var. Hani dedik varsa borcumuz hemen erkenden işleme başlatalım, ödemesini yapalım. Ayda mı ödeniyor, yılda mı ödeniyor, ne şekilse. Bizim de... İşte Ali bunun için gitti bugün. Yani buradaki vergi dairelerinin böyle bir şeyden bilgileri yokmuş. Bekleyeceğiz artık, bakacağız, göreceğiz yani. Ben dün videomda da söylemiştim, benim bir korkum yok, bizim bir korkumuz yok yani. Vergi borcu neyse ödenir arkadaşlar. Yani Ankara'ya yazacağız. Ankara'daki Vimer'e arıyoruz. Vimer'i. Civer değil yani. Vimer. Vergi dairesinin şeyini. 189'dan onu bilgi alacağız. İşte bakalım. Oradan bir şey öğrenecek miyiz? Çıkacak. Yani çok soranlar var. Biz şu an araştırma içerisindeyiz. Araştırdık ben sordum. Belki de şu anda pilot bölgeler vardır diyor. Ben o pilot bölgeleri de başlamış olabilir diyor. Şu anda belki buralara daha gelmemiştir diyor. Şu anda büyük kazancı olan YouTuber'lar için geçerli diyor. Belki pilot bölge seçmişler diyor. Orada başlamışlardır diyor. Onunla da olabilir diyor. Belki İstanbul'da, Ankara'da pilot bölgeleri seçilmiştir diyor. Orada başlamış olabilir diyor. Daha buralarda resmi bir şekilde yazmış bir şey gelmedi diyor. Bilgileri yok yani. Ben gelmişse de artık nasıl öğreniyorlar? Araştıracaklar. Bir de bir muhasebeci falan tanıdınız mı muhasebeci var mı? Muhasebeciye şu anda daha ihtiyaç yok. Gerek yok muhasebeciye. Çünkü çalışan olduğu için ne Bağkur ne için şu anda gerek yok. Ortaya çıksın bir resmileşir, ondan sonra ne tür vergi ödeyeceğimiz ona göre muhasebecinin gerekli olup olmayacağı belli olacak. İnşallah olmaz muhasebecinin işimiz. İnşallah. Yani bu işleri ben hallettim. Bir de muhasebeci çıkarsa bir onun için muhasebeciler parasını isteriz. Parasını veriyorum muhasebeciler. Hakkınızı hayırlısı diliyorum. Bu kadar korkan kişilere de yani korkmayın, borç yiğidin kamçısıdır. Her kazancın bir borcu var illaki, vergisi daha doğrusu, her kazancın bir vergisi var tabii ki. Biz de bu işten eğer bir para kazanıyorsak büyük veya küçük bir şekilde artık dediğim gibi işte vergisi neyse çıkarsa araştırma içerisindeyiz. Tabii ki de ödeyeceğiz arkadaşlar. Ay Yakup yavaş bebeğim. Çok soruluyor. 2-3 gündür yani benim videolarımın altında sadece vergiden başka yorum yok yani. O kadar çok soruluyor ki. Araştırıyoruz, bakacağız, gideceğiz. Halledeceğiz bu şekilde. Yani ben daha şu anda yani demek ki ufak illere daha düşmüyoruz. Bence büyük kanallar hani böyle senede 100-200 bin lira kazanan kanallar var. 200 milyar kazanan büyük kanallar var. Şu an araştırma eğer böyle bir şey başladıysa da bence zaten ilk olarak onlardan başlarlar. Zaten korkacak bir şey yok. Bu televizyonda bankalarda olduysa. Yani. Yani bütün yani
Gelir her şey bankaya bağlı. Bankadan şey görmüyor. Bazıları böyle çok telaşlanmış. Biz gayet rahatız arkadaşlar. Telaşlanmışa bir durum yok. Yardım da al şimdi şeyi düşürecek. Tripodun etrafında balon çeviriyor. Biz sadece yani ne düşüyorsa bir de düşeni yapmaya çalışıyoruz yani. Şimdi vergi verirse verecek. Yapacak bir şey yok. O da ufak veya büyük artık nasılsa. Dur annem yavaş. Ben şimdi kahvemi içeyim bitireyim de. Bulaşıkları yıkayacağım. Çamaşır çıktı. Sen zahmet etme ben yıkarım ya. Sen çamaşırları sereceksin. Sen zahmet etme ben yıkarım. Çocuklar kolay devreye tutturmuş ama dışarıda rüzgar var. Hava çok sert bir soğuk var. Dışarıda dışarıya çıkaramam bu soğukta çocukları. Dışarıda buz gibi. Ya günlük güneşli hava ama sert soğuk şey ayazı. Kar ayazı var dışarıda. Ya Allah ya bismillah Ali Bey. Benim işim çok... Sohbetine doyum olmuyor şekerim ama benim işim çok. Biz de işimizi yani zaman sonra kapıyı bittik yani. Vergi dairelerine. İyi ettin canım. Ali habire telefonla konuşuyor. Bu vergiyle alakalı bir yerleri arıyor sürekli. Ne vergiymiş yani? Hayır vergiyi ödeyeceğiz. Ödemek için şey bulamıyoruz. Varsa vergimizi ödeyeceğiz. Muhatap olacağımız bir şey, bir yer, bir kurum, bir şey bulamıyoruz. Deminden beri anne, telefonla görüşüyor. Hafızım. Şey. Anneydi, dur Yakup. Geç. Geç hadi oğlum. Hadi geç hadi. Ne oldu? Evet. Hangi fırtına. Bunlar doğal afet olarak ortaya gösterilir ama deprem gösterilir. Doğal afet olarak gösterilemez. Hangisi doğal gösterilemez? Ne söylediğini merak ettim. Aynısı buna örnek gösterilemez. Ver kuzuna bana. Doğal afetin bir kısmı şartlara bağlı ortaya olarak ortaya çıkabilir. Yani hangi iklim şartına... İklim şartına bir deprem gösterilemez. Fırtına gösterilir, sıra gösterilir, bir deprem gösterilmez. Terastaki bu kilimi serdiğini gördüm. Aaa diye şaşırmış. Nereye gideceksin lan? Anne.
Nereye? Şey, bir arabasını istiyor. Bir şey çarşıya gidelim. Bebek arabasını istiyor. Çarşıya gidelim. Öyle mi? Çarşı. 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 Çarşıya gidelim. Hadi baba. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Çarşıya gidelim diyor. Çarşı. Olamaz. Çarşı. Bayağı uzun iş. Dere dairesi başkanlığı da burada olmaz. Çünkü oraya başvuracaksa onlar da inceleme bunlar yapmış. Vergi ödeyip ödeyemeyeceğini o zaman çıkacakmış. Vergi dairesi başkanlığı nerede var? Antakya'da. Orada var. Oraya başvuracak. Onlar evraklar hazır. Başvuracakmışsın işte. İstenen evraklar neyse onları isteyip başvuracakmışsın. Onlar da inceleme yapacaklar. O incelemeye sonucunda vergi ödeyip ödemeyeceğin ortaya çıkacak yani. Kazancına göre neyse artık verginin şeyi vardır, limiti vardır yani. Terasa bu kilimi serdim. Burası şu köşe zaten çiçek köşem. Şu toprak bekliyor orada. Garibim bekliyor, toprağım bekliyor orada. Bunları da böyle güneşin önüne koydum. Şey pencere önüne güneş alabileceği bir yere koydum. Dışarıdaki rüzgarı da görüyor musunuz? Nasıl rüzgar var? Bak bak dışarıda varmış, gördün mü? Hani primaller demiş. Acayip rüzgar var dışarıda valla. Dışarıda sus bak. Parke olmazsa böyle buz. Seramikler buz gibi olacakmış. Demek ki parkenin bayağı faydası olmuş. Seramiklerin soğuğu kesiyormuş. Bulutlar çok güzel görünüyor ya. Hangi bulutlar? Orada da kar yağmış değil mi? O bulutlar siyah görünüyor. Evet. Ne oldu Alper? Ali'nin marketten aldığı çayları şöyle bir karıştıracağım. Bu 1 kiloluk Lipton çayla Sri Lanka çayının yarı, bu zaten 400 gram da ben yarısını katıyorum. İkisini bir karıştıracağım. Şöyle şey de alayım, yanıma makas falan alayım. Makasım burada. Önce Lipton'u açalım. Bu arada Ali tekrar çarşıya gitti. Bugün izinli ama maalesef çarşı işleri var biraz. O işleri halletmek için gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da koyalım. Şunu da açayım. Biraz önce çalı kuşunu izliyordum. Açtım. Çay aldım yanıma da. Bir şarkı dolandı dilime. Deminden beri onu söylüyorum. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar, ben seni gizli sevdim, bilmedim alem duyar. Bu eski şarkıları, eski türküleri çok severim ben. Dilime dolandı vallahi, sabahtan beri söylüyorum. Yarısını koyacağım, biraz daha koyayım. Yeterli kadar, şimdi bunu bir karıştıralım. İşte böyle sabahtan beri şarkıyı söyleyip duruyorum. Vallahi. Bir de ben bugün rüyamda
Hayırdır inşallah. Allah'ım hayırlara çıkarsın. Ali ile ta 15 sene evveline gittim rüyamda. 15 sene evvel Ali ile nişanlanıyoruz. Rüyamda öyle gördüm. Ve Ali'nin o 15 sene evvelki o daha genç halleri, işte Ali 26 yaşında falandı galiba. Ben de 24 yaşındaydım nişanlandığımızda. Yani daha şey böyle, o zamanlar da işte tıraşlı falan böyle. Öyle, o hallerini gördüm işte, nişanlanıyormuşuz. Aile, onun ailesi geliyor işte bize istemeye, isteniyor falan. Öyle şeyler gördüm. Allah Allah dedim, hayırdır inşallah dedim. Bugün de işte bu şarkı dilime dolandı. Hep o gördüğüm rüya geliyor aklıma. Yani gördüğüm rüyadan da esinlenerek tabii ki ben ta 15 sene evveline gidiyorum bu şarkıyı söylerken de. Nişanlandığımız günlere gidiyorum. Aman yıllar geçiyor, ömür geçiyor. Elim insan böyle arada bir duygulanıyoruz işte. Şöyle çayın hepsini dolduracağım buna. Bir de ben şarkı söylemeyi çok severim. Böyle nasıl diyeyim size, böyle şey şarkıları severim işte. Biraz önceki şarkı gibi böyle eski şarkıları çok severim. Hatta dün de Ali'ye dedim, bana bir tane radyo al dedim. Mutfakta müzik dinleyeyim. Önceleri çok müzik dinlerdim ben. Şöyle çalıştığım iş yerinde radyom vardı. Açardım radyomu. Sabahtan akşama kadar müzik dinlerdim. Bir de radyoda çok güzel sohbetler olur. O sohbetleri oturur dinlerdim falan. Dün de işte dedim, böyle aklıma geldi. Şöyle şey yapıyorum ki çöksün iyice diye. Bana dedim bir tane radyo al dedim. Mutfakta ben radyo istiyorum dedim. Kalanını da öbür ufak kavanoza koyacağım. Bayağı aldı ya. Yeter bu. Bunu terasa koyacağım. Aman teraskiler. Hep karıştırıyorum ben ya. Bunu kilerdeki erzak dolabımın içine koyuyorum. Böyle. Bismillah. Anne. Ha kuzum. Şu da günlük kullandığım zaten. Günlük bunun içinden alıyorum ben çayı demlerken. Hah, kalanını da bunun içine koyayım. Ha annem ne oldu kuzum? Yakup da şimdi uykudan uyandı. Hemen şuraları hemen toplayayım. Her yer çay oldu. İlla ki ne kadar dikkat edersen et dökülüyor çay. Ali şimdi geldi. İkinci defa çarşıya gitti. Ama Ali çarşıya ikinci kez gitmesinin sebebi işte sabah vergi dairesi için gitmişti. Şimdi de internette bir takım sıkıntılarımız oldu. Onu çözmek için gitti. Dönüşte de hem markete uğradı hem pazara uğradı. Gördüğünüz gibi evde de hiçbir şey kalmamıştı. Bunların hepsini al demiştim ben zaten Ali'ye. Şöyle domates almış. Vallahi domates. Domatesin güzelliğine bakın. Oy kurban olduğum Rabbim ne güzel yaratmış. Şunun güzelliğine bakın. Kıpkırmızı. Yaz domatesi gibi valla. Sera falan herhalde o zaman bu. Ondan sonra elma almış. Elma da bakalım. Kokusu var. Muz almış şöyle. Valla şimdi ekmek almayı unutmuş. Bakkala gitti ekmek almaya. Fiyatlarını da sorardım ama neyse artık muz almış. Marul al demiştim. Hiç marul kalmamıştı. İyi bayağı da büyük göbek almış. Şöyle salatalık almış. Tazecik kütür kütür. Birazdan salata yapacağım. Şimdi zaten birazdan yemeğe başlayacağım ben yemek yapmaya. Soğan patates kalmamıştı. Yine soğan ve patates almış. Burada da herhalde maydanoz ve nane var. Bime de gitmişti marketten. Şimdi sizlere bir şey göstereceğim. Dışarıda öyle bir yağmur başladı ki, yani şu yağmura bir bakmadan, pencereyi açıp şöyle bir bakmadan olmaz. Açacağım bakacağım da buradan dışarıya, bu taraftan şey olmuyor. Bu tarafa açarsam, büyük pencereyi açarsam içeriye yağmur giriyor. Şöyle bakalım. Oh, nasıl da esiyor. Hem rüzgar hem yağmur var şu anda. Oh, kurban olurum ya. Ne güzel yağdırdı.
Ay, şimşek kaçaktı. Çok şükür. Yağdırmadı, yağdırmadı ama şu an Türkiye'nin her yeri yağışlı. Çok şükür Allah'a. Bu Türkiye mi? He? Bu Türkiye mi? Türkiye'nin her yeri yağışlı diyorum. Ay, dur kızım. Ha, baban geldi. Kapıyı açan mı? Neyden korktun? Ha? Sallama Yakup. Yavaş yavaş oğlum yavaş. Gök gürüldedikçe Yakup korkuyor. Kaç. Benim elime damla gelmiyor. Hızlanır şimdi gelir. Ali markete gitti dedim ya. Bana mesaj attı. Böyle hangi market Ali? Migros mu? Birbirinden güzel menekşeler gelmiş. Menekşelerin resmini çekmiş, attı bana. Şöyle yapayım da. Ben de dedim ki mor, pembe, işte lila hanginden varsa şöyle güzellerinden 2-3 tane al getir dedim. Ben öbür evdeyken orada menekşe büyütemiyordum. Orası kışın soğuk oluyordu, yazın da sıcak oluyordu. Ay çok güzel, şimdi güzelliğine bak. Ama burada büyütebiliyorum. Bir tane menekşem var biliyorsunuz. Onun o çiçekliydi zaten aldığımızda. Tamam. Alalı da 2 ay falan oldu daha. Öyle hemen açmaz ki. Ne zaman açıyor ya? Ya bunlar menekşe şimdi bu mevsimde açıyor galiba bildiğim kadarıyla. Ama bunlar ne kadar olsa biraz da vitamin desteği falan da oluyor bu çiçekçilerde satılan çiçeklerde. En azından ölmedi, yaşıyor ve dibinden yeni yeni yapraklar veriyor çok şükür. Daha ben... Biraz önce size anlattım ya rüyamı. Rüyamı daha Ali'ye de anlatmadım. Evet. Senden önce takipçilerime anlattım rüyamı. Yok çok güzel bir rüya gördüm. Böyle beni eskilere götürdü bugün. Böyle kocacığım da bugün bana böyle birbirinden güzel menekşeler aldı. Yedi mi yavrum? Yiyordu he. Ama çok yemesin o muzu. Biliyorsun ya onun bağırsakları biraz bu ara düzensiz çalışıyor. Şimdi bunları ne yapacağım? Hiçbir şekilde şey yapmıyorum. Şöyle dışları biraz şey olmuş, ıslanmış. Bir temizlerim. Şöyle ince uzun bir tepsiye koyarsam. Şimdi şöyle sizlere göstereyim. Bakın. Biri beyaz. Biri ebruli. Bu da mor. Pembesi de vardı galiba Ali orada. Pembe bu. İyi değil miydi? Canlı değildi. Yok bunlar canlı duruyor. İyi duruyor. Canlı değildi. Güzel duruyor. Bunları yaşatırım inşallah artık. Çok güzel olmuşlar. Fiyatı ne kadardı bunların Ali? 5 lira mıydı? 5.95 lira. İyi. 5.95. İnşallah bunları böyle yaşatırım. Diğeri yaşıyor bakalım çok şükür. Diplerinden de taze taze yapraklar da veriyor. Bahar ayını bekliyorum şey için. Saksısını değiştirmek için şöyle Mart Nisan aylarını bekliyorum. O zaman hepsini beraber saksılarını değiştiririm. Şimdi ellemeyeceğim hiçbir şekilde. Ali geldi marketten. Aylin evde kıyamet kopardı. Babası da sipariş vermiş. Bana muzlu gofret al diye. Ben de dedim ki kızım dedim söyledin mi babana dedim. Söyledim dedi. İyi tamam o zaman unutmaz dedim. Unutmuş Ali. Vay niye almadın niye almadın diye kıyamet kopardı. Tamam dur. Sen şunları al. Öteki neymiş? Bu da fındıklısı. Bu da Ülker'in yine fındıklı olanı. Bu da dur. Balık yağı şurubu aldı Ali bir tane. Ali gelir misin? Bak. Çünkü biz uzun zamandan beri balık yağı şurubu çocuklara içirmeyi düşünüyorduk. Şu anda şunu içiriyoruz. Doktorun verdiği Multimix. Ya
Bunu içiriyoruz. Bu bittikten sonra balık yağına başlayacağız arkadaşlar. Elma. Bunun fiyatı ne kadar Ali? 80 lira. 80 liraymış. 55 lira şarkı. 150 milim diyor. Ben hepsine vereceğim. Dördüne de vereceğim. Alper. Küçükken Alper'e ve Aytuğ'a vermiştim. Faydasını da görmüştüm balık yağı şurubunun. Omega 3 vitamini var. Zaten bizim evde balık yiyen bir tek Aytuğ var. Onun dışındakiler yemiyorlar maalesef. Diğerleri yemiyor. Ben de bu balık yağını hepsine vereceğim inşallah. İsmi Oxin. Oxyan demiş. Şu şekilde. Kral... Fish oil bu. Fish oil mu? Oxin mi? Ne yazıyor? Ben anlamıyorum valla. Okyanus fish balık yağı diyor. Oil diyor. Fish oilmiş. Fish oil. Ha, okyanus fish oil. Ocean fish oil. Anladım canım. Yüksek omega 3 kaynağı. İnşallah memnun kalırız diye düşünüyorum. Bakalım. Bir de ne almıştın? Bir de. Kendime aldım. Kendine mi aldın? İyi, ben kullanmayacağım o zaman. Şöyle Yasemin çiçeği kolonyası almış. Bu da çok güzel kokuyor. Vallahi parfüm gibi. Ali Bey böyle sabah kalkar kolonyalanır. İşe giderken kolonyalanır. Aytuğ da hiç sevmiyor kolonya kokusunu. Aytuğ hiçbir şekilde kozmetik ürünlerinin kokusunu sevmiyor. Biraz da alerjik bünyesi var. Babası işe giderken öpecek babasını. Baba kolonya sürdün mü? Baba sürdüysen öpmeyeceğim ha. Böyle pazarlık yapar babasıyla. Hadi şuraları bir toparlayalım. Şu pazar alışverişini falan da bir kaldıralım ve akşam yemeğine başlayalım. Ha bir bakayım ona nasılmış. Şişesi falan da böyle gitmiş arkadaşlar. Ha, cam şişeymiş bu arada. Plastik de bunun değil. Bunun şeyleri cam. Doğru, kaç tane dakika yasladım ben. Ha, kokusu bunun nasılmış bakayım. Genelde portakallı limonlu. Ben de koklayayım. Hiç koku yok ki bunda. He. Portakallı limonlu diye aldım. Hiç koku yok. Belki tadında vardır. Olabilir. Neyse. Önce şu dediğim gibi diğer multimix vitaminini bitiririz. Ondan sonra buna başlarız. 3-4 tanesiyle karşılaştırdım. En yüksek olanlar bunda. Öyle mi? Ama fiyatı 80 lira. Tekrar söyleyelim. Eczaneden aldık. Diğerler de aşağı yukarı 80 lira. Hep aynı bilinen markalar ama en yüksek. Kızım oğlum kutusunu getir bana. Kutu lazım. Kutu lazım bebeğim. Getir. Bak burada şeyler şarkı var. Bunların iki katı yani. Vitamin değerleri mi? Evet, balık şeyleri oranları hepsi iki katı bunda. Şöyle kenara koyayım. Öbürlerinin hepsinde yani iki katı, 3-4 tane çöpe yapıyorum. Bak ben şeyi bu, iki katı olan bu. Ama fiyatları aynı genelde. İki katı olan bu yani. Şimdi ne yapalım? Vallahi ben yoruldum ya, sabahtan beri de ayaklarım var. Ben de yoruldum yani. Bari. Biraz dinlenelim de 5-10 dakika sonra başlayalım akşam yemeği işine. Soğanların hepsini bir yere alayım. Ay bu da zillemiş, görüyor musunuz mu? Ya biz zillemiş deriz. Filiz vermiş. Ağız alışkanlığı bizde. Çürümüş, bunu atalım. Aslında bu sebzenin alt katları o kadar değil de şu üst katlarını bir temizlemem gerekiyor. Dünden tavuklu pilavım var. Tavuklu pilavın yanına tarhana çorbası yapayım diyorum. Bir de şey yapayım. Salata yapayım. Bayağıdır marul salatası yemiyorum. Salata yapayım diyorum. Ama çocuklar şimdi ne yiyecek? Onlara ne yapsam? Of, işte böyle var ya, benim derdim de böyle hanımlar. Çocuklar böyle yemek seçti mi ben çok sıkıntı çekiyorum. Patates mi kızartsam onlara? İnanın ki hiç kolay değil yemek seçen çocuk. Dur bakalım, bir şeyler düşünürüz. Yere de soğanın, patatesin biraz şeyi döküldü. Burayı da hemen şöyle bir sileyim. Marul biraz ıslak, şöyle altına bez koydum, suyunu süzsün, şöyle suyun aşağıya doğru aksın diye oraya koydum marulu. Oraya da bir iki tane işte domates, bir tane domates, maydanoz, nane falan koydum. Birazdan salata yapacağım diye menekşelerimi öyle koydum. Onları kaldıracağım düzgün bir yere. Maydanozu ve naneyi de bu şekilde şöyle nereye koyalım?
Zaten pilav tenceresini çıkarmam gerekiyor. Pilav tenceresini çıkarayım. Vallahi çok diye biraz fazla kaldığı için şöyle tenceresiyle koydum. Evet, onun yerine şunları, maydanozu ve naneyi koyabilirim. Şuraya da domatesi ve salatalığı koydum. Elmaları da şu göze koydum. Diğer geride ne kaldıysa hepsini topladım. Toparladım. Çocuklar için şöyle patates doğradım. Patates istediler. Anne dedi Alper. Alper de Aytuğ da ikisi de. Böyle dedi, o yeni aldığın aparatla incecik incecik doğra dedi. Baharatlayıp şeyde fırında yap bize dedi. Ruffles gibi olsun dedi. İyi dedim ben de. İnce ince doğradım. Şöyle Ruffles gibi baharatlı. Tuz, karabiber, toz biber attım. Başka bir baharata gerek yok herhalde. Şöyle bir güzel karıştırayım. Keşke daha geniş bir kaba alaymışım. Şöyle iyice. Vallahi çocuklar böyle seviyorlar. Ruffles gibi yap bize dediler. Biz böyle çıtır çıtır yiyelim dedi. Hem de al şöyle yağ koyayım ben buna. Yağı unuttuk. Şöyle al şöyle. Ayçiçek yağı. Vallahi ben bunu yalnız ilk defa yapıyorum. Böyle nasıl olacak bilmiyorum ama inşallah güzel olur. Şimdi elimle karıştırıyorum. Çünkü patateslerde hiç böyle baharatlanmayan kalmasın. Hepsi baharatlansın diye. Tam bir rafız gibi bir şey olsun bakalım nasıl olacak. Ben de bilmiyorum ama inşallah çocukların istediği gibi olur. Çok meraklılar çünkü buna. Tepsime yağlı kağıdımı döktüm. Şimdi patatesi de koyuyorum. Dağıtacağım şöyle. Bakalım nasıl olacak bu patates. Biz de yeriz. Çocuklar da yer. Çıtır çıtır yesinler. Tavuk pilavımı ısıttım. Ayran yaptım. Şöyle güzel bir salata yaptım. Babası Yakup'a yedire duruyor şu anda. Aç. Ve ben patatesin çıkmasını bekliyordum. Bir yandan da çayımızı da demledim. Patatesimiz de çıktı arkadaşlar. Bu şekilde. Şu an çıtır çıtır sesler geliyor. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Kıtır kıtır böyle kenarları kıtır kıtır. Aa, çok güzel olmuş ya. Kahvaltılara yapabilirsiniz. Ben herhalde sonra artık kahvaltıya böyle farklı yapacağım. Hani genelde kızartma yapıyoruz ve sadece tuzluyoruz. Bunu baharatladım ve fırınlanmış hafif yağlayıp fırınladığım için daha farklı bir lezzet olmuş. Daha farklı güzel olmuş. Şimdi tabağa koyayım. Çocuklar bundan yemek istiyorlar. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Son.